Merhaba arkadaşlar, yine 10 enteresan oyun tanıtımıyla buradayım. Öncelikle ama sizlerden bir özür dilemem gerekiyor. Hani açıklamış olduğum liste Epic Games listesi patladı. Daha öncesinde de Donanım Haber'de kanalım olmadan önce bir sene öncesinde yayınlamıştım. O da patlamıştı. Aynı kaynaktan yayınlandığı için yani bu sefer garanti olduğunu belirtmişlerdi ama tekrar liste patladı. Ya listeler değişiyor. Yani bundan sonra bu topun altına girmeyeceğim kesinlikle. İkinci yayınladığım videoda bir bulmaca yayınlamıştım. Onun çözümünü yapalım derseniz. Pek bir rağbet olmadı videoya. Yanıtlayan arkadaşımız kişiyi tutturdu. O bilmecedeki kişiyi tutturdu ama açıklaması eksikti. O yüzden ödül aktarımı yapamadık. O yüzden aynı ödülü bu videonun içerisine gömülü olarak, Steam key olarak belirteceğim. Oradan yani izleyen dikkatli arkadaşımız Steam key'den faydalanacak. Hemen bakalım. Neredeydi? Evet. Bilmecemize geçelim. Paint 3D'de açalım. Azıcık havamız olsun. Şimdi sorduğumuz soru şuydu. Los Jose ve Pedro adında 3 tane Meksikalı kardeş Amerikan sınırından geçmek istiyor. Sihirli bir portal açılıyor orada. Diyor ki en zayıfınız buradan geçebilir. Aslında bir ipucu bırakmıştık. LA, Los Angeles diye. Los Angeles sınırı olarak. Şu şekilde belirteyim. Aslında Türkçe bir kelime oyunu var burada. Los. Dur şunu yeşil yazalım bari. 48 de çok büyük. Evet. Los. Şu şekilde İngilizce yazılıyor. Türkçesi nasıl? Los Angeles. Yani cılız ne demek? En zayıf. Los en zayıf olduğu için Los geçiyor. Böyle bir bilmeceydi. Kötü espri babında bir bilmeceydi. Yani buna istinaden, açıklama istinaden gömülü olarak yine bu videoya olacak. Gelin dilerseniz oyunlara geçelim. Arcane Veil. Hemen bakalım nasıl bir oyunmuş. Mahlamızla birlikte hemen bakalım nasıl bir oyunmuşla birlikte devam edelim. Direkt Play'de de hiçbir şey açıklatmadı bize. Mertay. M'lere fazla mı basıyor benim klavye acaba? Tamam. Bayan karakter olunca. Mertay. Adım Murat. Ama yani Mertay'ı alamadığım için 2T ile deneyeyim dedim. Öyle kaldı. Yoksa daha yaratıcı olabilirdi tabii. Bana be kardeşim. Ah, uyuyor. Dayımız uyuyor. Uyan bakalım enişte. Wake up, wake up. Wake up. Pokémon vari bir oyun gibi gözüküyor. Hadi bakalım bir. Neymiş bu? Anneymiş. Kim olduğu belli olmuyor ki bu şekilde. Dojolarda insanlar da olabiliyor. Uyandık. Evet. Ne varmış? Al. Tamam be. İyi bakalım bunu. Ekip. Aferin. Oyunumuz bu şekilde gözüküyor. Diğer oyuna geçelim. Oyunun fiyatına da bir bakalım. Ne kadarmış? Arcane Veil. 13 lira 17 kuruş. Şuradan içeriğini de görelim. Şöyle balık tutmadır, o sudur, bu sudur. Bayağı her şey var oyunda. Güzel. Bu neymiş? Last Shape Standing. Açıl bakalım şampiyon. Bu ne, loading kitler nereden çıktı yine? Peydahlandı. Aterikas idi sanki. Start kardeşim. Bu ne? Play. Hazırım. Bu ne?
Tamam, anladım. Oh. Böyle saçma sapan bir oyun. Oyunumuz kaç paraymış? Hiç almaya gerek yok bunu. 13 lira bile olsa almayın yani oyunu. Heh, bu oyunu çok merak ediyorum bakalım. Evet, Türkçe oyun. Evet, epilepsiden bahsediyorsun, anladım onu. Cybot Studio. Hediyeler tarafından bir oyun. Ne bu be kardeşim, hediyeler tarafından. Evet. Evet. Hani Türkçe ne oldu? Yanında yazıyor. Begin, begin, oo. Hadi gidelim. Lan kendileriniz çeviriyorsunuz. Kendiniz aptal aptal çeviriyorsunuz yani oyunu. Evet. Merhaba Tony. Ha, buradayım. Evet. Merhaba şef. Biraz araştırma yapıyorum. Yapabilirim tabii ki. Pekala, sesi ekleyelim sonra. Allah Allah. Tanrım. 15 dakika mı? Oh oh. Yok canım, 15 dakikada nasıl oyun yapacak? Bu Atom var YouTube'da. Atom yapar usta. 15 dakikada. Seviyoruz o kardeşimizi. Evet. Bunları toplayıp oraya varlıkları ekleyeceğiz herhalde. Heh. Vay. Oyun içinde oyun hazırladın, bir oyun. Çok güzel. O Atom kardeşimizi yani beğenerek izliyorum. Yani Türkiye'de oyun konusunda çığır açacağını düşünüyorum yani kardeşimizin. Yani sade bir oyun geliştiricisine bağlı kalmadan hepsiyle ilgili bilgisi var. Okulunu da okudu zaten. Ben bayağı takip ediyorum. Yapıştır buraya grafikleri. Grafikler başka toplamamız gerekiyor. Buradan çıkabiliyoruz artık. Yapıştır baba. Var mı? Aşağıda geçeceğiz. Bu şekilde bir oyun. 4 dakika içerisinde yapmamız gerekiyor bunda. Bence güzel. Bunları düzeltin ama. Fiyatına bakalım hemen. Yani fiyatı yeni gelecek güncellemelerle birlikte ortalama diyebiliriz fiyatına aslında. Ya biz ücretsiz aldık ama. Bunu beğendim. Bunu kızımla oynadım. 2 yaşındaki kızım çok sevdi. Sonrasında tabii farklı kedi oyunları da istedi benden. Bakalım. Yani olayın mantığını çözmek için kızımla oynadığım yerden devam edeyim size. Kaç tane kedi açmışız? Bir bakalım. Çok fazla da oynamayacağım. Kızımla bitireceğime söz verdim. Çok fazla baktırtmıyorum tabii, daha 2 yaşında olduğu için taş çatlasın 10 dakika bile bakmıyor. Şu şekilde binaların üzerinde kediler var. Tüm kedileri bulduğunuzda harita renkleniyor. Londra köprüsü yıkılmamış. Duruyor. Açılıyor ama. Bakalım şimdi. Bir tane açalım mesela sizinle birlikte. Uzaktaki bir şey açalım. Kızım üzülmesin şimdi. Anlamaz gerçi de. Anlayabilir, çok zeki. Şunu açalım mesela. Burada kedi gördüm bir tane. Evet bak, şu şekilde renklendi. Evet. Bu da bu şekilde bir oyun. Güzel, çocukların sevebileceği tarzda bir oyun. Fiyatı ne kadarmış? Hemen bakıyoruz. 17 lira 59 kuruş şu anda. Ne zamana kadar? 5 Ocak'ta sona erecekmiş. Daha da bayağı var. Evamon ilk girdiğim anda hata verdi. Bu eski Tamagotchi'ler vardı. Onların mantığında bir oyun. Şu şekilde
Evet. Sanal hayvanlar vardı eskiden. Yeni bir güncelleme gelmiş, bu şekilde başlamıyordu oyun. Bu yumurtayı seçelim. Şimdi vura vura çatlatıyoruz. Mouse'da sol tıkla. Vur 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 diyor. Çatlatıyoruz. Bakalım ne şekilde bir şey çıkacak. Turp gibi bir şey çıktı içinden. Evet. Balık yiyormuş bu. Öncekisi elma yiyordu mesela. Buradan altını değiştiriyorsun. Yemek veriyorsun. Şu an aç değilim diyor gerçi. Şuradan oyun oynuyorsun. Bu oyunu çözemedim ne olduğunu. Eski Atari oyunlarına benziyor ama bu şekilde patlıyoruz bunda. Şunu oynayalım. Heh, zıplıyor. Patlıyoruz. Bir sürü oyun var. Bazı oyunlar daha tamamlanmamış oyunlar da var. Az önceki gibi. Şu şekilde geri dönüyorsun. Geliştiriyorsun şurada. Bakalım hemen. Evet. Evrimleşmesi için daha fazla oyun yapmamız gerekiyor. Bu şekilde bir oyun. Aslında güzel bir oyun ama. Aması nerede başlıyor? Aması şurada başlıyor. 75 liralık bir oyun mu? Şu an sanal hayvan almaya kalksan elinde çocuğa daha çok sevinir ve ortalama o fiyatlardadır. Bence gidin sanal hayvan alın. Hiç bu topa girmeyin. The Block. Bu da hangi oyuna benziyor? Kusura bakmayın. Hangi oyuna benziyor? Hemen bakalım. Evet, bu oyunda Dorf Romantik oyununa benziyor. Şu şekilde inşa ediyoruz. Döndürebiliyor muyuz? Evet, bu şekilde döndürüyoruz. Çeşitli şeyler çıkıyor. Diğer oyunumuza geçelim. Bu oyun ne kadarmış? The Block. Alınabilir. Hi. 5 lira. 5 liralık bir oyun. Benim sesim çıktı sanki az önce. Hay dedi birisi. Bana benziyor. Bu harika bir oyun olacak. Outpad. First Journey. Outpad olarak çıkacak. Biraz oynadım ben bunu. Bakalım şimdi nasıl bir oyunmuş. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Evet. Sevilemediğimiz için kalmış öyle ya da sevilenmiyor şu anda. Bu demosu gibi bir şey oyunun. Başlangıcı gibi. Daha çok Minecraft benzeri bir oyun. Evet. Şöyle taşları kırıyoruz. Alalım. Büyütmüştük burayı ama yeniden başladık galiba. Acaba. Evet, yeniden başladık. Sevileme muhtemelen oyunun içinde bir şeyler açılacak, öyle sevilenecek. İlerlemediğimiz için. Evet. Buradan burayı nasıl atlayacağız acaba? Burada kalmışız. Yukarı nasıl çıkacağız biz? Çıkılıyor. Yo, varmış burada. Buradan sevilebilir miyiz acaba? Bu %100 olduğunda harita büyüyor. Buradan toplayıp toplayıp daha da büyütebiliriz haritayı. Oyun güzel. Ama fiyatına bakmamız lazım şimdi. Tamam, bunları toplayalım, bir haritayı büyütelim. Ve siz de görün. Evet, haritamız büyüdü. Farklı şeyler çıkıyor. Q'ya basalım. Buradan sandalye falan yapabiliyoruz. Yapacağım da. Fiber lazımmış. Evet. Şunlardan herhalde fiber çıkıyordu. Tamam. Bundan da fiber çıktı. Ve onun da yapılışını göstereyim. Sonra diğer oyuna geçeriz. Evet. Sandalyemiz bu şekilde. Diğer oyuna geçelim. Evet, diğer oyunumuz aslında Runner Party ama 20 Aralık'ta çıkacaktı. Şu an 22 Aralık. Hiçbir şey yok. Buradan videoyu izleyeceğiz beraber. Bakalım nasıl bir şeymiş. Muhtemelen online oynanan bir oyun.
koşmaya dayalı. Karşınıza çeşitli engeller çıkıyor. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun. Bakalım fiyatı ne kadar olacak? Önemli olan şu anda aslında fiyatı. Oyunları değerlendirirken eğlencesine, fiyatına da bakıyoruz. Çünkü yani 200 liralık bir oyun yaparlarsa bunu, ben size bunu tavsiye etmem tabii ki. Bu şekilde bir oyun. Bir sonraki oyunumuza geçelim. Big Room Survival. Evet. Evet, epilepsi ile ilgili yine önlemimizi aldık. Evet, bu şekilde. Bakalım Türkçesi falan var mı? Genelde olur aslında Türkçesi ama yani genel kısmında olur. Genelde Türkçe olmuyor oyunlar. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Umur olsun. Bak, M'ye iki kez basıyor arkadaş. Böyle yapıyoruz. Umur. Klavyemiz de güzel aslında ama. Bodybuilder. Tamam. Yes. Allah Allah. Gölgemden korktum he. İşte bunda 10 dakika oynadın mı kör olursun be. Tamam, korkutacağım morkutacağım da. Zaten gözler görmeyecek. Neyine korkacağım be kardeşim. Aha. Böyle bir oyun işte gidiyor. Korkutmalı morkutmalı. Hiç gerek yok. Gözlerimizin sağlığı için oynamamıza gerek yok. Bakalım cüzdanlarımızın sağlığı için oynamamıza gerek var mı? Sıkıntı yok onda. Ama kör oluruz usta. En son oyunumuz. En son oyunumuz. En çok bilinen oyunumuz. Turmoil. Evet. Yeni bir hikaye modu başlatalım. Kim olalım? Joshua alalım. Bakalım petrolden kıracak mıyız parayı? Tıklayalım bakalım tankerlere. Evet, götür bakalım bizi. Tamam. Bundan mı buluyorsun? Heh. Aferin. Sana zaman verdim adamım. Petrol zengini olacağız işte bunda. Bakalım olabilecek miyiz? Hadi adam, bul bakalım petrolü. Çubukla petrol. Ah. Tamam, burayı kuruyorum. Tamam dostum. Tamam adamım. Gaz 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 gaz. İndir. Hadi bakalım. Daha aşağı indirebilecek misin? Bu şekilde petrol bulup petrol bulup zengin olabileceğimiz bir oyun. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Aktarmış olduğum gibi SteamK videoya gömülü olacak. Saniyelik gözükecek. İzlerseniz seviniriz. Üye olursanız da, abone olursanız da seviniriz. Teşekkürler. İyi günler.